Evrimi yaşarken gözlemleyebilir miyiz? Elbette. Evrim tanımı itibariyle belki bunu en baştan yapmak lazımdı ama zaten fark etmez. Burada biz bizeyiz. Evrim dediğimiz şey canlı organizmaların özelliklerinde nesiller boyunca meydana gelen değişimleri inceleyen bilimdir. Dikkat bir canlının yaşam süresince geçirdiği değişikliklere biz gelişim, development diyoruz İngilizcesi. Evolution ise o canlının binlerce milyonlarca nesil boyunca bireylerinin nasıl değişime uğradığını, uğrayıp uğramadığını, uğruyorsa nasıl uğradığını tespit etmeye yarayan ya da çalışan bilim dalı. Şimdi böyle olunca çok uzun zamanlara yayılan bir hikayeden bahsediyoruz. Ama mesele nesiller boyunca olması. Eğer bir canlı çok hızlı nesil üretebiliyorsa, o zaman onu da görece daha kısa sürede bunları izleyebilirsiniz. Biz bugün Bakteriler gibi mesela her 4 dakikada bir ikiye bölünen Escherichia coli bakterisi gibi 5-10 dakikada bir bölünen bir sürü o bize hastalık yapan bakteriler gibi canlıları laboratuvar ortamlarında neredeyse 100 yıldır çalışıyoruz. Belki daha uzun süredir. Dolayısıyla bu canlıların mesela 50-60 yıldan fazladır sürekli üretilen ve milyonlarca nesil laboratuvarda gözlemlenmiş suçları yani nesilleri var. Ve bu nesiller üzerinde biz çok ilginç değişimler görüyoruz. Basit bir antibiyotik direnci dediğimiz şey bile pensilin ilk icat edildiğinde rakamı hatırlamıyorum ama atıyorum. 1000 ünite verdiğinizde bütün hastalıkları tedavi ederken Bugün 10 milyon ünite verseniz bile artık penisilin çok kar etmiyor. Çünkü penisilin silahına evrim geçirerek bakteriler direnç kazandılar. Hassas olanları penisilin öldürdü. Geri kalan dirençli olan versiyonlar ortalığı kapladı. Ve artık sürekli yeni antibiyotikler bulmanız gerekiyor. Hatta hatta evrimi biraz öğrendiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Her boğazınız gıcıklandığında, her hasta olduğunuzda antibiyotik attığınızda torunlarınızın hiçbir antibiyotiğin tedavi edemeyeceği bir hastalıktan ölme ihtimalini de arttırıyorsunuz çünkü siz hassas bakterileri öldürüp dirençli olanları seçmiş oluyorsunuz. Doğal seçilimin işte bu tıbbi versiyonu, tıbbi seçilim diyelim ona. İşte böyle baktığınızda dolayısıyla bakteriler başta olmak üzere hızlı yürüyen canlılarda zaten gördüğümüz bir şey. Çiftlik balıklarında mesela çiftliklerde üretilmiş balıkların hızlı hızlı nesil pasajları yani yeni nesil üretiminde çok enteresan özellikler geliştirdiğini görüyorsunuz. 200-300 yıldır doğa bilimi gözlemi yapan insanlar birçok türün ani ve sıçrayıcı evrimsel değişikliklerine dair raporlar sunuyorlar. Mesela Güney Amerika'da işte bir vadinin iki tarafından göçe başlayan bir kertenkele popülasyonun vadinin iki tarafından birkaç yüz sene yayılıp tekrar diğer uçla birleştiklerinde birbirleriyle çiftleşemeyen iki ayrı türe dönüştüklerini belgelemiş durumdalar. Bugün genetik çalışmalar bize herhangi bir canlının ne kadar hızla mutasyon geçirdiğine bağlı olarak, ne kadar hızlı mutasyon biriktirdiğine bağlı olarak, ne kadar hızlı bir evrimleşme geçirmiş olabileceğini gösteriyor. Ve biz mesela bugün evrimsel analiz dediğimiz yöntemlerle insandan aldığımız DNA'larla onların atalarının bütün şeceresini çıkarabiliyoruz. Yani nereden Gelişmişler, nereye göçmüşler, kim hangi aileden geliyor? Mesela kendinizi şu anda atıyorum, işte ben Kafkasya kökenli, işte Türk boyu bilmem nedenim diye düşünüyorsanız genetik analizi yaptırmamanızı tavsiye ederim çünkü muhtemelen son derece alakasız bir Viking ya da Orta Afrikalı bir şey çıkabilirsiniz. Zira bizim genler oldukça karışmış vaziyette. Bütün bu hikaye yavaş olmasına rağmen dikkatli baktığınızda ve yöntemleri izlediğinizde hayat içerisinde gayet rahat gözlemlenebilir bir şeydir. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Hayat içinde gözlemlenemeyen yani çok yavaş olduğu için bizim gözlemleyemediğimiz birçok şeyi de kesin olarak biliyoruz. Mesela galaksilerin öldüğünü ve doğduğunu biliyoruz. Milyonlarca sene sürüyor. Galaksilerin çarpıştığını biliyoruz. Milyonlarca sene sürüyor. Süpernova patlaması dediğimiz bir şeyin nasıl olduğunu çok detaylı biliyoruz. On binlerce sene sürüyor. Bu tip hadiseler kozmik ölçeklerde çok hızlı olurken insan ölçeğinde neredeyse durağan gözükür. Yani hiç olmuyormuş gibi gözükür. İşte bilim burada işe yarar, bilgi burada işe yarar. Bu filmi biraz ileri geri hızlı oynatmanızı sağlayarak o devasa zaman skalaları içerisindeki hadiseleri algılayabilmenize yardımcı olur. O yüzden bilim güzeldir sloganıyla bağlayayım. I know Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yedisa Academy, you too will get a kick out of movies. Korona şu anda gündemimizde ya hazır. Evet. Şu anda gündemde aynı zamanda koronanın hani virüsün evrimleşmesi diye bir tabir de düzenli evet. olarak kullanılıyor. Evet. Şunu da bir açıklık getirirsek onun ne olduğuna dair hani kafa karışıklıkları bir giderilmiş olsun. Şimdi korona üzerinde Neredeyse Hı. insanların hiçbir şey bilmediğini hala takip ediyorum. Yani COVID-19 hastalığını yapan o koronavirüs yeni bir mutant ve bizim hayatımıza yeni girdi. En azından zoonotik bir virüs olarak yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs olarak bizim dünyamıza yeni girdi. Şimdi virüsün şöyle bir özelliği var hangi tip olursa olsun. Virüs bir hücreye bir şekilde giriyor. Onun çekirdeğindeki DNA'ya kendi DNA ya da RNA'sın işte ne virüsü ise ona göre yapıştırıyor. Yapıştırdıktan sonra hücrenin çoğalmak için kullandığı mekanizmayı kendi lehine kullanarak kendisini de çoğaltıyor. Ve oradan tekrar kendisini paketleyip yeni virüsçükler halinde bazen o hücreyi patlatarak bazen de hücreden dışarı göç ederek yayılmasına devam ediyor. Ama bu sırada çoğalma esnasında genellikle kendi getirdiği genetik koddan bir parça hücreye bırakabildiği gibi hücreden de bazı genetik kod parçalarını kendi içerisine alabiliyor. Buna viral taşıma deniyor. Viral transfeksiyon mesela virüslerin genetik bilgiyi aşılayarak gezmesi. Canlılar arasında genetik bilgi atlamasına sebep oluyor. Bu virüsün genetik kodunda zamanla zaten bir değişim meydana getiriyor. Bir de bu çoğalmalar sırasında adına mutasyon dediğimiz doğal ve çok sık olan hatalarda birikmeye başladığında bütün canlılarda olduğu gibi tam canlı bir varlık olmayan canlı olup olmadığı tartışma olan virüslerde de devamlı olarak bir genetik kod değişimi var. Fakat bu genetik kod değişiminin bir sınırı var. Bu böyle iskambil kağıtlarını karıştırır gibi özgürce olmuyor. Şöyle düşünelim yani bir virüsün enfekte edebilir, canlıya geçebilir bir virüs olması için poker oynayanlar bilirler. Floş Royal dizisinde olması lazım. Onu bilmeyenler için nasıl örnek verebilirim? Yani bir iskambil kağıdındaki destelerin atıyorum bütün papazlar, kızlar, valeler, onlar, dokuzlar sırasıyla ve işaretlerine göre dizilmiş olması lazım. Bu dizilim bozuk olursa, yerleri değişirse bu kağıtların Virüs artık işlevsiz kalır ve çoğalmasına devam edemez. Dolayısıyla o genetik kodun ne kadar değişirse değilsin hayatta kalabilir versiyonları korunacağı için bu versiyonlar belli bir stabilite içerir. Ama bir gün öyle bir şey olur ki o kart destesi şöyle ortadan ikiye ayrılır alt üst edilir. Kesilir yani kart destesi. Yine dizilimler baya benzerdir. Fakat bu kesilme durumunda ortaya çıkan yeni hal o virüsün bir başka şekilde hücreye tutunup daha farklı bir enfeksiyon yapmasına sebep olabilir. İşte o zaman Covid-21 atıyorum gibi bir versiyon ortaya çıkar. Yani Covid böyle sürekli oturuyor da az bir değişeyim şu kadar daha değişeyim sinsi sinsi geliyorum sizi tenhada kıstıracağım falan gibi mutasyona uğrayan bir şey değil. Çünkü geçirdiği değişikliklerin büyük kısmı nasıl bizde insanlarda da sakat doğumlar oluyor, genetik hastalıklar oluyor. Hayatiyetini sürdüremeyecek ya da çoğalamayacak kadar virüsü kötüleştirdiği için bu mutasyonları biz görmüyoruz ya da bizim için bir anlam ifade etmiyor. Ama ki işte dediğim gibi bu değişimlerden tamamen rastlantısal, ne zaman ne olacağını bilmediğimiz bir durumda öyle bir versiyon çıkar ki COVID-19 böyle çıkmış bir versiyondur. Bundan sonraki versiyonları da öyle olabilir. Telaş etmemek gereken kısım şu, virüs her bulaştığında mutasyona uğrar ama ancak Orijinal tipe en çok benzeyenler yaşar. Yani bir filtre sistem var orada. Dolayısıyla her an işte biyoloji çok dinamiktir, devamlı mutasyon değişim olur diye anlatıyoruz ama o kadar da kafasına göre olmuyor yani. Her şeyin bir kuralı var. Sonuçta bu virüs denen arkadaş belli bir kimlik kartı olacak o kimlik kartıyla hücreye girecek. O kimlik kartında en ufak bir değişiklik olursa sahte kimlikten yakalanıp aynen sınır dışı edilir efendim. Dolayısıyla çok korkacak bir durum yok ama çok da rahat olunmaz. Çünkü... Bu kadar kimyasal kirleticinin, bu kadar elektromanyetik kirliliğin, bu kadar kötü yaşamın, bu kadar insanın fabrika ayarlarına aykırı bir yaşam tarzının aynı zamanda genetik kod üzerine de ciddi kötülükler yaptığını, etkiler yaptığını biliyoruz. Güzel yaşayalım, güzel olsun diyelim. Ne olacağı bilinmez.